Merhabalar sevgili öğrenciler. Panda Pen'e hoş geldiniz. Bakalım İngilizceniz ne durumda? Bir değerlendirme yapalım. Bilgilerimizi pekiştirelim. Kanalımıza abone olun. Diğer güzel videolarımızı da izleyin. Evet, başlamadan önce bazı soruları cevaplamanız için size bırakacağım. Videomuzun altındaki yoruma yazarsınız. Başlayalım bakalım. Name, surname. Önce ne yapıyoruz? Adımızı, soyadımızı yazıyoruz. Bizim adımız Panda Pen. Siz kendi adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz değil mi sınavlarda? Unutmuyoruz. Hemen bakalım birinci sorumuza. Resimde verilen kelime hangisidir? A. Spin. B. Stop. C. Ask. D. Answer. Evet sevgili öğrenciler. Spin'in anlamı neydi? Döndürmekti. Yazalım ben anlamlarını yazayım size. Döndürmek. Stop. Durmak, durdurmak. O zaman cevabımız da çıktı ortaya. Ask, sormak. Answer, cevaplamak. O zaman cevabımızı hemen işaretleyelim. B seçeneğimiz doğru oldu. İkinci sorumuza bakalım. Oo, güçlü bir adam var. Is he strong? Strong neydi? Strong, güçlü. Yazalım. Bakalım. Yes, he is. Dursun A seçeneğimiz. No, she is. Olmaz. Niçin olmaz? She ile sormamış ki. Burada kim var? Erkek var. Erkekler için ne oluyordu? He oluyordu. Geçelim C seçeneğine. Yes, I am. Evet, ben. Gene olmadı. I ile sormuş. Hemen eledik. Yes, it is. Yine olmadı. It cevabı olmaz. A seçeneğimiz doğru olur. Yes, he is. He ile sormuş. He ile cevapladı. Is he strong? Yes, he is. Cevabımız bu şekilde. Geçebiliriz. Üçüncü sorumuza. Evet, ben videomuzun başında söylemiştim. Bazı sorular size kalacaktı. Is he fat? Bu sorumu yoruma bekliyorum. Yoruma yazıyorum buraya. Evet yazdım. Ve size kalp gönderiyorum. Kalpler, kalpler, kalpler. Yoruma bekliyorum. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. Can he swim? Bakalım yüzebiliyor mu? Yüzebiliyor mu? Hayır, yüzemiyor. Boğulmak üzere, Allah korusun. O yüzden cevabımıza bakalım. Yes, she can. Olmaz. Neden olmaz? Eledik, çizdik. Çünkü he ile sormuş. O bir erkek. Geçelim. No, she can. Yine olmaz. Çünkü erkek. No, he can. Evet, dursun. Yes, I can. Bu da olmaz. Bana sormadı ki soruyu. O zaman no, he can. Yüzemez. Can't he swim? No, he can't. Oo, görselimize bakalım. Şaşkın, şaşırmış bir yüz ifadesiyle karşı karşıyayız. Ne oldu? Cevaplarımıza bakalım. A. Surprise. Surprise. Neydi? Şaşırmış değil mi? Şaşırmış. B. Angry. Kızgın. Sad. Üzgün. Okay. İyi. Tamam. Evet, cevabımızı da hemen işaretleyeyim o zaman. Surprise. Altıncı sorumuza bakalım. O zıplayan bir erkek. Can he jump? Zıplayabiliyor mu? No, he can't. Olur mu? Olmaz. Çünkü zıplayabiliyor. Yes, he is. Eledik biz. Çünkü kendine sormuş. Kendine cevap vereceğiz. D'yi de eleyelim. No, he isn't demiş. C kaldı bize. Yes, he can. Can he jump? Yes, he can. Zıplayabiliyor mu? Evet, zıplayabiliyor. Jump neydi? Zıplamak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Zıplamak. Hemen geçelim. Who is he? Bu kimdir? Bakalım. Grandfather. Büyük baba. Büyük baba ya da dede. Büyük baba. Sister. Kız kardeş. Brother. Erkek kardeş. Aunt. Hala. Teyze. O zaman ne oldu cevabımız? Grandfather. Çünkü görselimize bakalım. Yaşlı bir dede var. Hemen 8. sorumuza geçebiliriz. What is it? Bu nedir? Nedir sevgili öğrenciler? Bir fildir değil mi? Fil neydi İngilizce? Elephant. Fil. Diğerlerine bakalım. Biz cevabı bulduk. A seçeneği. Lion. Aslan. Good. Keçi, monkey, lütfen yoruma bekliyorum.
Biliyorsunuz siz bunun cevabını. Yine kalp yapayım size. Kalpler kalpler. Bir de ne unutmuyoruz her zaman? Gülmeyi unutmuyoruz. Gülüyoruz. Her zaman gülüyoruz, mutlu oluyoruz. Çocuklar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum çünkü. Resimdeki kuş için hangi cümle doğrudur? Evet, resimdeki kuş çok kızmış. Kızgın bir kuş. Happy bird. I'm a happy bird. Olur mu bu? Olmaz. Çünkü happy ne? Mutlu. A'yı eledim. I'm an energetic bird. Enerjik. Enerjik mi? Hayır. O zaman B'yi de eledim. I'm a tired bird. Yorgun bir kuşum. Yorgun bir ifadesi de yok. C'yi de eledim. I'm an angry bird. Kızgın bir kuşum. Bird zaten kuştu. Biliyorsunuz bunu yazmama gerek yok. D seçeneğimiz doğru oldu değil mi? Şimdi geçelim. Pembe, mavi, kahverengi. Pembe neydi? Pink. Mavi, blue. Kahverengi, brown. Hangi şıkkımız da var bakalım. Pink, yellow, white. Evet, yellow ne? Bu da yoruma gelsin. Evet, white, beyaz. Yoruma gelsin, unutmayalım A seçeneğinde. O zaman A seçeneğini zaten eledik değil. Blue neydi? Mavi. Blue olmaz, pembe ile başlamış. Red, kırmızı. Orange ise turuncu. Peki B seçeneğimizi eledik o zaman. C'ye bakalım. Pink, blue, brown. Yes, bulduk. Black, siyah. Grey, gri. Pink'i yazmama gerek yok. Zaten öğrendiniz. Yoruma ne geliyor? Yellow geliyor. Geçelim. 19 sayısının İngilizcesi nedir? Bakalım şıklara. 18 neydi? 18 yazalım. 16 16, 17, 17, 19 cevabı bulduk. 19. Peki siz bana 13 sayısını yoruma yazar mısınız? 13 sayısını yoruma istiyorum. Sayısının İngilizcesi. Soru işareti koyalım. 13 sayısı nereye? Yoruma gelsin. Lütfen rica ediyorum. Sorularımı cevaplayın. 12. sorumuza geçebiliriz. Hangisinin cinsiyeti farklıdır? Bakalım hangisinin cinsiyeti farklıymış. Uncle. Bu kimdi? Amca, dayı. Erkek yani. Mother. Anne. Father. Baba. Brother. Erkek. Kardeş. O zaman hangisi farklı? Diğerleri erkek olduğu için anne farklı. B seçeneğimizi işaretledik. Evet sevgili öğrenciler, geçebiliriz. Aşağıda verilen sayıların harflerini noktalı yerlere yazalım. Yazalım bakalım. 20 sayısı kaçtı? Düşünelim bir. Hemen bir düşünün. Buldunuz mu? Evet buldunuz bence de. 20 değil mi? Ne yazıyoruz buraya? E yazıyoruz. 18. Düşündük. Değil mi düşündük? B. Yukarıda yazmıştık zaten. 11. 11. A yazdık. 14. Evet. 14. B yazdık. 15. 15. C yazdık. 12. 12. 13'ü bekliyorum yoruma. Şey yazacağız. F yazacağız. 12. 12 yazdık. Olsun. Bir de buraya F yazarız. Olur biter. C seçeneğimize bakalım. Kelimelerin harflerini noktalı yerlere yazalım. Yazalım bakalım. Ant. Ne dedik biz ant'i? Hala, teyze. Yukarıda yapmıştık. O zaman buraya C yazıyorum. Grandfather. Dede. Büyük baba dedik. Videomuzun yukarısında anlattık. O zaman F yazabilirim. Grandmother, büyük anne, nene, nine, babaanne, anneanne, artık ne derseniz. Evet, seçeneğinde buraya yazdım. Sister, yine yukarıda yazdık. Kız, kardeş. Brother, çok kolay geliyor artık çünkü biz yukarıda öğrendik. Erkek kardeşti, daha önceden de biliyordunuz zaten. Family de ne oldu? Aile,
A seçeneğini buraya yazdım. Evet, kutudaki zıt anlamlı kelimeleri doğru yerlere yazalım. Yazalım bakalım. Mike ve Sam. Mike bayağı bir yaşlanmış. Sam de daha yeni doğmuş gibi. O zaman ne yazacağız Mike'a? Yaşlı. Yaşlı nedir? Old. Yaşlı. Peki. Buraya old yazalım hemen. Genç neydi acaba? Young. Genç. Anlamlarını da yazalım. Telaffuzda young'dır. O zaman buraya da old ve young oldu. Evet, görsenize bakalım. Çok güçlü bir adam. Güçlü neydi abi? Çok kolay. Güçlüyü ben öğrendim. Strong. Güçlü hemen yazabilirim. Daha önceden öğrendim çünkü. Ay, çok zayıf. Kemikleri sayılıyor. Yazık. O zaman güçsüz bu. Güçsüz neydi? Weak. Zayıf. Güçsüz. O zaman buraya weak yazalım. Strong, weak. Evet, diğer bir görselimizde füze var. Füze nasıl olur sevgili öğrenciler? Hızlı olur değil mi? Hızlı neydi? Fast. Hızlı. Fast yazalım buraya da. Ay, bir salyangoz var. Salyangozlar nasıl olur? Çok yavaş olur değil mi? Fast'ın zıttı o zaman da slow olur. Slow da yavaştır. Buraya yazalım. Evet. Fast. Slow. En son bölümümüze bakıyoruz. Uzun, kısa. Uzun neydi? Tall. Peki kısa neydi? Short. Bu da kısa. Tall, short. Bu bölümümüzü de tamamladık. Buna da hemen uzun yazalım. Uzun. Buna da kısa yazıyorum. Evet. Hemen okuyalım. Old, young. Strong, weak. Fast, slow. Tall, short. Bunları ezberliyoruz. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım. Kelimeleri zıt anlamlarıyla eşleştirelim demiş. Zıt anlamlarıyla eşleştireceğiz. Happy'nin zıt anlamı. Ay, happy neydi? Biz biliyoruz happy'yi çok kolay. Happy mutluydu. Yani şöyle gülsün bir çocuk burada bize. Evet, güzelce gülsün. Happy. Evet, unhappy mutsuz. Pekala. Geçelim. Tired yorgun. Energetik. Ha, unhappy çizmedik. Özür dilerim. Unhappy. Mutsuz. Ağlıyor. Yazık. Evet. Happy, unhappy. Happy, mutlu. Şöyle biraz daha. Ben biraz daha mutlu çizeyim. Bu çok mutluya benzemedi ya. Evet. Şimdi good, iyi. Bad neydi? Kötü. Eşleştirdik. Güzel oldu şu anda. Tamam. Happy, unhappy. Tired, energetic. Good, bad. Kötü. F bölümüne geçebiliriz şimdi. Bu kutucuklara he ya da she yazalım. Kutucuklara he ya da she yazalım. Kızlar için she, erkekler için he. Yani he erkek, she kız. Ne yapıyoruz o zaman? Görsele bakıyoruz. Bu çok kolay. She olacak. Pekala. Diğer görselimize bakalım. Bu erkek ne olacak? Soru işareti. Yoruma bekliyorum sevgili öğrenciler. Çünkü sizden yapmanızı istiyorum. Yorumda gelsin lütfen. Yoruma bekliyorum. Acaba nedir? Buna he mi yazacağım? She mi yazacağım? Yoruma bekliyorum. Erkek mi kız mı? Ben devam ediyorum. Bu he. Bu she. Bunu da tekrardan soru işaretiyle yoruma kalp atayım size. Kalpler, kalpler, kalpler. Yoruma bekliyorum. Yoruma.
Unutmayın diye ben ısrarla söylüyorum. Kelimeleri noktalı yerlere yazalım demiş. Noktamız yok ama biz yazalım altına. Birinci kelimemize bakalım. Evet. Çok üzgün bir çocuk. Ağlıyor. Üzgünü biz size yukarıda vermiştik. Neydi üzgün? Sad. Evet, üzgün, sad. Üzgün burada da var aslında. Şu şekilde şuradan çizebiliriz. Üzgün. Sonra mutlu ama iyi. İyi, fena değil. Yani okey sanırım. Okey, evet. Ne olacak? Okey. Evet, okey oldu. Daha sonra enerjetik. Aslında şöyle ben yazmaktansa biraz tutukluk yapıyor. Getirebilirim. Enerjetik, enerji. En sonda scared, korkmuş var ama korkmuş olarak şey değil. Görselimiz. Ne görselimiz? Yorgun. O zaman ne yapacağım? Yorgunu da buraya getireceğim. Enerjetik ve yorgunu bu şekilde yaptım. Diğerlerini de siz yazmanızı istiyorum. Buraya yazmadım. Bu şekilde getirdim ama siz yoruma bir yazın bakalım nasıl yazılıyor bu diye. Evet, çalışmamız burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize başarılar. Gülüyoruz, 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 çok gülüyoruz. Panda Pen'den sevgiler. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın, hep mutlu olun.